2024 yılında bütçemize koyduğumuz, hedeflediğimiz hemen hemen tüm programlarımızı, projelerimizi bitirdik. Hedefimizi %100 gerçekleştirdik. Nitelikli personelle, az personelle daha çok iş yapma. Yine hedefimiz bu. Bunun üzerinde de çalışıyoruz inşallah. Biz paramızı israf etmek istemiyoruz, etmeyeceğiz hep beraber. İkincisi, biz paramızı şeffaf bir şekilde kullanıyoruz. Allah şükürler olsun. Her türlü ihalelerimiz açıktır. Bugüne kadar sizlerin de içinde bulunduğunuz ilçelerde sizlerden de encümen üyesi olan kardeşlerim vardır. Allah şükürler olsun. Gerek ilçelerimizde, gerekse ilimizde, hem özel idaremizde, hem köylere hizmet götürme birliklerimizde aşağı yukarı bir 2 milyar üzerinde bir parayı sevk eder ediyoruz. Bugüne kadar hiçbir kötü koku çıkmadı, dedikodu duymadık. Yanlış iş yapılmadığı için duymadık. Açık ihale yöntemini uyguluyoruz. Bu güzel bir şeydir. Bu hepimiz için bir şereftir. Allah'a şükür olsun. Biz bu sene özel idaremize epey bir makine aldık. Sizler de buna şahitsiniz. Zannediyorum 17 büyük araç aldık. Aşağı yukarı 100 milyonun üzerinde bir paraya tekabül ediyor. Bağış aldık bunları. Bir grader falan ihtiyacımız kaldı. 2-3 tane. İnşallah onları da yine bağış sistemiyle 2025 yılında onları da tedarik edeceğiz. Bu bağış biliyorsunuz gönüllü bir iştir. Sizin yaptığınız işin karşılığında biz sizden bağış almıyoruz. Böyle bir şey yapıyorsunuz. İmkanınız var. Eğer özel idaremize bağışla bulursanız siz seviniriz. Vermezseniz de gene sizin işiniz yapılacak. Biz hepimiz memleketimiz hizmetkarıyız. Bu hizmetleri memleketimiz için, milletimiz için yapıyoruz. Allah'a şükür bütün programımızı tamamladık. Herhangi bir sorunsuz, sıkıntısız, kazasız, belasız. 2025 yılında da yine aynı şekilde hep beraber kazasız, belasız, hayırlı çalışmalar yapmak nasip olsun diyoruz. Gelecek toplantımızı 6 Ocak 2025'te yapacağız. Yeni yılımızda yapacağız.